İlginçtir. Yabancı literatürde bu kavram vardır. Müslümanlar için Muhammedi kelimesi kullanılır ama biz gündelik hayatımızda olsun, pek çok çevrelerde böyle bir şeye rastlamıyoruz. Böyle bir kullanıma rastlamıyoruz. Siz Muhammedilikle neyi kastediyorsunuz? Muhammedi olmak ne demektir? Muhammedi düşünce nedir? Bu durumda Efendimizin bu varlık alemindeki sistemindeki yeri nedir ki her şey yani temel bir düşünüşün başına ismi sıfat olarak geliyor. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bilinme ve sevilme muradıyla alemleri yaratma işlevini kün emriyle oluşturmuştur. Kün, o. Çünkü onun için bir şeyin var olması için ol demesi kafidir. Bu ol dediği şey bir varlıktır. Ve bu varlığın Muhammediliğe bakan tarafı Nur-u Muhammedi'dir. Yani bu varlık başlı başına Muhammedi bir nurdur. Burada Muhammediliği Muhammed Mustafa Aleyhisselam olarak almayı çok erkene getirmememiz lazım. Muhammedilik ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz aynı şey olmakla birlikte nuru evvel bazı sonra diye vasıflandıracağımız, isimlendireceğimiz bir kavramdır. Nuru evvel olması kün emriyle var olmuş olan ne var ise Efendimizin hakikatidir. Ama netice itibariyle Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammediliği en son Nebi ve Resul olarak kendi hakikatinde açığa çıkan zirve noktadır. İns türünden kendi hakikatini temsil maksadıyla açığa çıkan zirve nokta Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Ama Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın derunu hakikati Muhammedi'dir. Hakikati Muhammedi Cenab-ı Hakk'ın bilinme ve sevilme muradıdır. Onun ismidir. Onun için varlık aleminde içkin olan ne kadar kemalat var ise Muhammedi kemalat. Ve insanların yapıları bu kemalatı algılamak ve yaşamak üzere fıtrat olarak yaratılmıştır. Bu durumda sistemin adı yani Muhammediye. Tabii canım. Dolayısıyla Muhammediye düşünmedi bir nevi sistemin zatına kendisine uygun olarak düşünmek ve davranmak oluyor. Tamamen aynı. Tamamen öyle. Muhammedi denildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın kendini bildirmek ve sevilmesini sevmek muradı vardı ya, işte bunu gerçekleştirebilecek bütün paradigmanın adı Muhammediliktir. Muhammedilikte farkındalık, ahlak ve eylem vardır. Yani iman, ahlak, eylem. Bu paradigma üzerinde kurulmuştu Muhammediyelik. Bir kere iman edecek bir, ikincisi bu imanın gerektirdiği ahlak ile bütün varlık aleminden hukuki nefs, hukuki ibad, hukukullah hukuklarını kemal seviyede yerine getirmekle mükellef hissedecek kendini ve bunları sadece düşünce boyutunda değil, eylem boyutunda da bilfiil tatbik edecek. Yani imanı tarif ederken ne diyorduk? Kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Dil ile ikrar eylemi ortaya, fiili ortaya çıkartır. Kalb ile tasdik imandır. Bir anlamda. Ama imanın ispatı dil ile ikrara yani dolayısıyla eyleme dayanmak durumundadır. Netice itibariyle meseleye baktığımızda sevgili kardeşim,
Muhammedilik işte bütün varlık aleminin ve bütün varlık alemini var eden Cenab-ı Hakk'ın muradının tam manasıyla eşittir karşılığıdır. Onu elde edebilmek, onu hissedebilmek, onu yaşayabilmek ve bu yaşayabilmek için de elinden ne geliyor ise mutlaka bunun gereğini yerine getirebilecek bir kararlılık içerisinde olmasıdır Muhammedilik. Ahmet abi, burada tam da ona değmişken, yani iman mevzuna, o işte o geleneksel tanımın derinine inmek istersek, irfan noktayı nazarından biz imanı nasıl anlamalıyız? İman hakikaten nedir? Şimdi bir kere Sure-i Bakara'da imanın gaybı olduğunu söyler Cenab-ı Hak. Bil gaybı diye bir ifade vardır orada. Gayba iman önemlidir. İnsanın gördüğüne inanması iman değildir. İman belli beyinsel ve gönülsel alıp vermeler neticesinde inanılacak şeye olan yakin kesmekle elde edilebilecek bir şeydir. Yoksa gördüğüne inanan herkes inanır. Önemli olan kendini o şekilde tarif edenin gayb haline de iman etmektir. İman demek kendi hakikatinin farkına varmak demektir. Kendi özünün, kendi hakikatinin farkına varmak durumundadır. Kendi hakikatinin farkına varan kişi iman eder. Çok güzel. Yani aslında iman ilk başta bir karşıtlık içerisinde duruyor gibi olduğu anlamakla bir noktada özdeşleşiyor o zaman. Yani iman ettikten sonra o zaman gerçek anlamda anlamak meydana gelir diyebilir miyiz bu durumda? Yani iman etmeden bazı şeyleri anlamak mümkün olmuyor sanırım. Kur'an-ı Kerim'de yani evvela imandan bahsedilir. Hep. Evet. Sonra 5. cüzde ya evvelezine aminu aminu billahi ve resulihi diye yine bir ayet vardır. Ya evvelezine aminu diyor. Yani iman edenler iman ediniz diyor. İmanın taklidi vardır, tahkiki vardır. Hakikati vardır. Mutmainnesi vardır. Raviyesi vardır, merdiyesi vardır, safiyesi vardır. Bunların hepsi imanın şuabatıdır. Tabii yani nefs-i mülhimede 3. basamakta ilham almaya başlar kişi, o zaman imanı kavileşmeye başlar. Öncesinde nefs-i emmare vardır, tamamen hayvani içgüdülerle alır verir. Yani tamamen tabiatının esiridir. Hayvanlar da öyledir. Sadece tabiatlarının esiridir. Yemek, içmek, barınmak, efendim çoğalmak bu. İnsan da başıboş bırakıldığı zaman bu şekilde yaşamıştır. Yemiştir, içmiştir, sahip olmuştur, efendim çoğalmıştır, barınmıştır, bir de ne bulduysa örtülmüştür. Hayvani bir şeydir bu. İnsan olabilmek için bu yaptıklarımız tamam da yani nedir bunlar ya diye bir düşünceye sahip olmak lazım. Sonra orada bazı ayak kaymaları da olacaktır mutlaka. Daha sonrasında bazı ilhamlar almaya başlar. Yani bu işlerin hiçbirinin tesadüfle izah edilemeyeceğini, bunların hepsinin tevafuk denilen önceden belirlenmiş bir takım hassasiyet zincirlerinin ortaya çıkarmış olduğu bir takım estetikler olduğunu anlayacaktır. İşte buna da nefs-i mülheme deniyor. İlham alan nefis. Sonrası, bütün bu tecrübeler sonrasında artık öyle bir noktaya gelir ki hiçbir şüphesi kalmaz. Evet, aşkın ve içkin bir zat vardır. Bu zatın her şey elindedir.
kudretindedir. Her şey onun ilminin açığa çıkmasından müteşekkildir noktasına gelir. Ondan sonra da yine ayet-i kerimede, bunların hepsi ayet-i kerimelerle Kur'an-ı Azimuşşan'da söylenmiştir. Radyotun verdiği diye, ey mutmain olmuş nefis, bak mutmain neden alıyor? Mutmain neden alıyor? Radyotun verdiği, fethuli bifi ibadi ve fethuli cenneti diye devam eder. Mutmain neye ermiş nefis, sen benden razı, radiye, ben senden razı, merdiye olarak gel, yani tam saflaşmış olarak gel, cennetime dahil ol diyor. İşte imanın bütün bu basamaklarını, buna nefsin basamakları da derler. Ama nefsin basamaklarına bastığınız zaman neyi elde ediyorsun? Şüpheden kurtuluyorsun. Mutmainne dediğin şey, şüpheden kurtulmuş, acabadan kurtulmuş bir saf bir gönlün, Allah'tan razı, Allah da ondan razı olmuş bir gönlün tarifi yapılıyor. Ahmet abi, aslında burada tam neden iman etmeliyiz diye bir soru soracaktım. Fakat sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıktı. Evet. Yani insan olmamız için o zaman iman etmemiz gerekiyor. Bu çıkıyor dediğimizde. Tabii, doğru mu? Yani iman olmazsa hayvandan öte bir şey olmaz insan. Yani bilinmeyeni bir şey değil aslında, değil mi? Tabii, yani hilafetini Cenab-ı Hakk'ın arzdaki yaratmış olduğu halifenin hilafetini müdrik bir şekilde yaşaması ve yaşatması adına meseleye bakacak olur isek, iman olmazsa bunların hiçbiri gerçekleşmez. İman bu kudrete tam manasıyla kulluk eden, hilafeten onun donanımıyla, onun vermiş olduğu donanımla yeryüzünde iş güç gören kişi demektir. İmansız kişi de bunu yapamaz. Yani bu durumda iman aslında ilk başta bilmediğimiz bir şeyin kapısını açıyor bize. Mutmaine, razıya, merzeye ve safiye geldiğinde insan aslında bilmediğimiz değil, lafını biliyorum ama sadece onu başka bir bölümde konuşalım inşallah. Sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli-i daha. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan diyor ya, padişah o bir yer, başka bir yerde de o saraya gelecek değil. Padişah orada ama sen nefsinden onun üstünü kapatmışsın. Onları kaldırırsan, mühmede ilham alarak, mutmainnede şüpheden kurtularak, razıya ben verdiği de sen haktan razı, hak senden razı olarak safiyeye ulaşırsan, mesela o zaman gerçekleşmiş oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.